Part 2'den kaldığımız yerden devam edelim. Çıkma güzel bir elektrik süpürgesi motoru bulduk. Bunu takacağız. Öncelikle diğer süpürgenin içini iyice süpürdüm. Temizliyorum. Bakın her tarafında tozlar, pislikler girmiş. Bunları komple temiz. Daha önce bu makineyi hatalı toplamışlar zaten oradan da belliydi. İyice temizledikten sonra yeni motorumuzu alıp yerine montajlamaya başlıyoruz. İşte çıkan motor bu. Yeni motorumuz da bu. Soketleri de lehimliyorum yerinden çıkmasın diye. Yeni bir conta takıyorum. Arka taraftaki aparatı da taktım. Bunlarla motoru sabitliyoruz. Üstündeki süngeri de iyice temizleyip yerine oturttum. Şimdi üst tarafı komple kapattım. Motorun arka tarafındaki filtreyi de elektrik süpürgesiyle iyice temizledim. Buradaki pislikleri de aldık. Güzel bir makine yapmaya çalışacağız. Bu kapağı kapattık. Elektronik kartı koruyan plastiği taktım. Soketi de yerine takıyorum. Toz toplama bölgesini de iyice temizledim. Bu motorun önündeki filtre yoktu. Oraya artık bir filtre uyduracağız. İç tarafta da bakın iki tane vida var. Bunları da yerine iyice oturtup sıkıyorum. Kablo toplama makarası ve açma kapama anahtarın üstündeki yayları taktım. Orta tarafı yukarıdan bastırarak oturttum. Sağda ve solda iki tane civatası var. Onları da sıktım. Civata dediğime bakmayın, vida. Motor tarafını kapatan yerlerde de iki tane vida var. O vidaları da iyice sıkıyorum. İç haznede de iki tane vida var. Onları da sıktım ve bu işi bitirdim. Bu kendi torbasının üst tarafı biraz kırılmış. Şimdilik bununla idare edeceğiz. Bakın daha önceden 900 lira diye fiyat biçmişler. Bu ayar düğmesini tam yerine getirip oturtup üstten bastırıyoruz. Makine zayıf çekti. Neden? Çünkü kapağın altındaki fitili takmadık. Şimdi bu fitili de yerine takıyoruz. Şimdi makineyi gördüğünüz gibi tamamen bir canavara döndü. Hayırlı olsun.